5 küçük alışveriş hilesi. Alışveriş yapmak, bir mal için para harcamak, küçük yaşlardan itibaren hayatımıza yer alan bir eylem. Şekli değilse de insanlar alışveriş yapmaya ve para kullanmaya Lidyalılardan bu yana devam ediyorlar. Haftada bir olan pazar alışverişlerinin yerini zincir marketler, internet sitelerinden alışveriş, şimdilerde de sanal gözlüklerden alışveriş aldı. Değişen şey, paraya artık dokunulmuyor. Ülkemizin bir ucundan diğer ucuna hiç para harcamadan kartımızın temassız özelliği ile yolculuk yapabiliriz. Aldığımız nefes haricinde tüm yaşantımızda para harcadığımızı düşünürsek alışverişte farklı hileler ortaya çıkıyor. Bu arada Çin'de temiz havanın parayla satıldığını görebiliyoruz. 1. Bir malın en ucuzu ile en pahalısını almak tüketici olarak yapacağımız en büyük yanlışlardandır. Ancak insanların bu durumu böyle görmedikleri aşikar. Ucuz etin suyu yavan olur diye bir atasözümüz bile var. 19. yüzyılın sonlarında Veblen isimli ekonomist tüketim alanında incelemeler yapar. Yaptığı araştırmaya da Veblen ismini verir. Veblen etkisi fiyat ve talep etkisini araştırır. Fiyatı arttıkça bazı mallarda olan talebin arttığını görürüz. Aynı maldan birisi ucuz, birisi pahalıysa insan önce pahalı olanın neden pahalı olduğunu merak eder. Daha sonra pahalı olan ürünün kesinlikle daha iyi olduğu kanısına vararak onu tercih eder. Bu durumu günümüzde çok fazla görürüz. Ürün aynıdır, kahve aynıdır ama pahalı olan daha kaliteli olarak görülür. Bu sayede zaten ürünlerini pahalı bir şekilde satan firmalar zenginliklerine zenginlik katarlar. 2. Bir ürünün fiyatının arttıkça o ürüne olan talebin azalması beklenirken durum bazen böyle olmaz. Sıra dışı, pahalı veya özel ürünlere sahip olma içgüdüsünü saklamaya çalışsak da herkeste vardır. Snob etkisi, yüksek gelirli insanların bir ürünü olan taleplerinin düşük gelirli insanların tersine oranla olmasına denir. Snob etkisinin bir diğer ismi züppe etkisidir. Tofaş satmaya kalktığınızda bir günde sizi 100 kişi arayıp pazarlık ederken, Porsche satmaya kalktığınızda muhtemelen ayda bir kişi arayacaktır. Veya elinizdeki bir kumaştan iki tane pantolon dikin. Birisi marka olsun, diğeri pazarda satılsın. Zenginler çok daha pahalı olmasına karşın marka olanı tercih eder. Snob etkisine koleksiyoncuları da dahil edebiliriz. Eski bir para için milyonlar verebilecek alıcılar çıkabilir. 3. İnsanları fiyatlara alıştırmak için yapılan bir hile mal üzerine indirim yapmaktır. 40 TL olan yumurtayı 35 TL'ye indirirler. Bunu tüm süpermarketler aynı zaman aralığında gerçekleştirirler. İnsanlar üzerine bu durum yumurtanın aslında çok pahalı olmadığını, isteyen insanların kolayca ulaşabileceğini düşündürür. İnsanlar bir süre aynı indirimli alışverişini yaptıktan sonra bakarlar ki zam gelmiş. İndirimli fiyatı 35 TL olan yumurta 50 liraya yükselmiş. Bu durum insanların üzerinde marketlerin tüketiciye yardımcı olmak için çabaladıkları etkisini yaratır. 4. Alışveriş merkezlerinden içeriye adımımızı attığımız andan itibaren bizlerin bir şeyler almaları için özel olarak her alanın hazırlandığını unuturuz. Alışveriş sepetleri oldukça büyük yapılır ki tamamlama psikolojisi ile insanlar doldurmaya çalışsın. Sebze reyonunda biri paketlenmiş, diğeri açıkta duran iki farklı salatalık görürsünüz. Paketli olan muhtemelen indirime girmiştir. İndirime giren bu ürünün içinde aslında bozulmaya yakın olanlar koyulmuş olur. Sebze ve meyvelerin üzerine su sıkılır ki daha parlak görünsünler. Ekmek ve yeni çıkan poğaçaların kokusu marketin içine verilir. En sevilen kokulardan birinin yeni çıkan ekmek kokusu olduğunu herkes bilir çünkü. Temel ihtiyaçlar marketin dört bir yanına dağıtılır. Et, süt, yumurta, un reyonları dört farklı köşede olur. Böylece tüm marketi gezmiş oluruz. Çocukların en fazla dikkatini çekecek abur cuburlar, oyuncaklar 160 cm boylarında çocukların görüş açısında olurlar. Çocuklar için çıkışlarda kasanın hemen yanına çikolata reyonu koyulur. Böylece son saniye çocuk ağlatılmak istenmediği için ne isterse alınır. Çalınan müzikler insan hareketlerini yavaşlatıcı şekilde düzenlenir. Daha fazla vakit geçirmemiz, daha fazla alışveriş yapmamız istenir. Büyük alışveriş merkezlerinin pencereleri yoktur. Duvarlarda saat de olmaz. Saatin bizler için hızlı geçmesi istenir. Bir alana
bir bedava kampanyasında asla mağaza sahibi zarar etmez. Bir kişi bile olsa mağazanın kar oranı düşünülerek tasarlanmıştır. Ama bu kampanya sayesinde birçok kişi oraya geldiği için zarar yapmak değil, kar oranlarını çok daha yükseltirler. Bizlerin farkında olmadığı şey ise şu olur. Mağaza sahibi satamadığı, geçen seneden kalma veya hatalı ürünlerini bu kampanya ile kolayca satar. 5. Yapılan en büyük kandırmacaların başında mağazalar bizi olduğumuz değil, olmak istediğimizi gösterirler. Mağaza vitrinlerinde gördüğümüz tüm modeller 34-36 beden giyerler. Yalnızca bununla yetinilmez. Giydikleri kıyafetlerin arka tarafından küçük bir iğne ile kıyafet bedene yapıştırılır. Kusursuz vücut ölçülerinde tüm mankenin bedenine uygun bir kıyafet görürüz. Oysa zayıf ve şişman insanlar bu kıyafeti giydiği zaman vitrinde durduğu gibi durmaz. Reklamlar da aynı şekildedir. Reklamdaki oyuncu ülkenin en tanınan, en yakışıklı veya güzel kişisinden seçilir. Biz onların bizimle aynı kıyafeti giydiğini düşündüğümüz için fakir ruhumuza otururuz. Oysa alakası yoktur. O mankene özel dikilmiş kıyafetler vardır. Bizleri inandırmak için oyuncuya ödenmiş milyonlarca dolar vardır. İzleyen değil, izlenen, örnek alınan kişiler olmanız dileğiyle. Yeni videolar için videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.